Sevgili gençler, iyi dersler. Bir kahraman doğuyor ünitesine giriş yapmıştık. İlk dersimizde Uyanan Avrupa Sansan Osman Yeti'ni görmüştük. Bu dersimizde de Mustafa Kemal'in çocukluk hayatı, eğitim hayatı, askerlik hayatı ve Selanik yaşadığı şeylerle Mustafa Kemal'in bir kahraman doğuyor ünitesini bitirmiş olacağız. Şimdi sevgili gençler, Mustafa Kemal biliyorsunuz 1881'de Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Zahir Efendi'dir. Burada milliyetini bu şekilde verdi. İşte Anadolu'ya göç etti, Anadolu'dan Rumeli'ye göç ettiler. Kocaeli Türkmenlerinden gelmektedir. Annesi Zübeyde Hanım o dönemin şartlarına göre okuma yazma bilen alim insanlardan soyu, alim soyundan gelen bir insandır. Yani okuma yazma bilen bir insandır. Babası Ali Zahir Efendi de sevgili gençler gümrük memurluğu yapmış, ticaret yapmış. O döneme göre ekonomik olarak ne diyebiliriz sevgili gençler? Ekonomik orta düzeyli zenginliğe sahip diyebiliriz. Yani Mustafa Kemal'in ailesi okuma, eğitime önem veren bir aile deriz sevgili gençler. Mustafa Kemal maalesef küçük yaşta babasını kaybediyor. Yani neredeyken kaybediyor Mustafa Kemal? Şemsi Efendi okulundayken Mustafa Kemal babasını maalesef kaybetmiş olacak. Bir süre dersinin yanına çiftler verecek annesi. Mustafa Kemal'in okuldan ayrı kalmasını istemeyecek ve Mustafa Kemal'in Selanik'te mülkiye rüşvesini gönderecek. Bunlardan bahsedeceğim sevgili gençler. Neyi bilmemiz gerekiyor? Burada Selanik nasıl bir şehirdi? Balkan'da nasıl, Balkanlık şehirler nasıldı Mustafa Kemal'in etkisi? Ve Mustafa Kemal'in gittiği okulları sırasıyla sizle sevgili gençler göreceğiz. Mustafa Kemal sevgi, saygı ve dayanışma ortamında büyümüş, evet bahsettik. İyi bir ailesi vardı. Ve Mustafa Kemal'in de eğitimi ile ilgili ailesinin konuşmalarından yapmışlar. Mustafa Kemal örneklerini, okuma parçalarını göreceğiz. Şimdi MEP bu haritayı sevgili gençler örnek sorularda sordu, deneme sınavlarında geliyor. Onları konuşalım siz de istiyorsanız. Aşağıda Mustafa'nın doğduğu ve büyüdüğü yerleri gösteren harita verilmiş. Haritadaki verilerden hareketle sorulara cevaplayınız. Paris'ten yani Fransız itibariyle ortaya çıkan fikirler. Belgrad, Selanik, Manastır, gemiyle hatta bakın görüyorsunuz gemiyle Selanik'e geliyor, tren yoluyla Selanik'e geliyorlar. Gazeteler oradan İstanbul'a ulaşıyormuş. Ticaret gemileri, demiryolu ve batılı fikirlerden bahsettik. Şöyle bir haritaya baktığımızda yani Selanik, Balkanlar Avrupa'nın etkisini açık. Hem demiryoluyla hem karayoluyla hem deniz yoluyla sevgili gençler ne olabiliyor? Bu fikirler Selanik'e gelip oradan İstanbul'a ulaşıyor. Bakalım soruları ben cevaplandırdım. Beraber göreceğiz. Selanik şehrinin bir liman kenti olmasının avantajı nedir? Tabii ki zengin bir ticaret. Onunla beraber de ne olur sevgili gençler? Liman kentine birçok insan gelir. Birçok insan demek işte ne olabilir? Beraberine getirdiği fikirler, gazeteler, ekonomik zenginlik ve canlı bir sosyal hayat olur. Ben de o yüzden zengin bir ticaret hayat, beraber de sosyal ve kültürel gelişmişlik dedim. Balkanların konumu Osmanlı'nın siyasi ve kültürel hayat etkisinde var mı? Olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Olumlu etkilerinden bahsettik, canlı bir kültürel hayattan bahsettik. Olumsuz da ne olabilir? İşte bu Fransız itilerinin getirmiş olduğu ayaklanmalar çıkabilir. Yani milliyetçi fikir akımları maalesef oralarda çok fazla görülecek. Mustafa Kemal zaten Selanik'te azınlık insanları gördükten sonra ne olacak? Zaten milliyetçi fikrini benimseyecek, askerlik mesleğini zaten ilgi duymaya başlayacağım. Bunun da cevabını bu şekilde sevgili gençler vermiş olalım. Şimdi Selanik üzerinde MEP soruyor. Onu bir konuşalım sizle. Onu bir okuyayım ben size. Şöyle kısaca hemen çok fazla okumayın. Selanik önemli bir liman şehrinin yan, olmasının yanında Demiryolu ile Belgrad, Manas, İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmakta gördüğümüz haritada. Selanik hem batı ile etkileşimi araştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamış. Yani çeşitli fikirler, zengin fikirler oluşmuştur. Avrupa'da çıkartılan gazete, dergi, kitaplardaki fikirle çok uluslararası sahip olan Selanik üzerinde Osmanlı ülkesini yayınlıyordu. Bu yönde Selanik Avrupa'da gelişmeyi yakından takip edildi ve Batı ülkeleri etkileşim en yoğun yaşanan şehirlerden biriydi. Kısaca Selanik Osmanlı'nın batıya açılan penceresi. Bu önemli bir tanım sevgili gençler. Yani batıya açılıyor. Yani Fransızların getirdiği fikirler Selanik'te kolayca yayılıyor. Bir ticaret kenti, ekonomik zenginliği var. İçerisinde Türkler var, Rumlar var. Yahudiler çeşitli dinlenen insanlar var. Birçok etnik yapıyı ve dini içerisinde barındırıyor. Bu bir zenginlik. Aynı zamanda Fransızların getirmiş olduğu milliyetçi akımı da bu zenginliği parçalamaya çalışıyor. Bunu bilelim sevgili gençler.
Selanik soruları geliyor MEB'de. Selanik'in bir liman kenti olması, kara ve demir yollarıyla bağlantısı olması Avrupa'ya, bunu bilin. Batıya açılan penceresi. Aynı zamanda Selanik'in çok canlı bir kültürel hayatı var. Yani içerisinde konuşulan diller farklı, inançlar farklı. Bu da sosyal yönü, sosyal zenginliği, aynı zamanda kültürel zenginliğidir. Konuşulan dillerin farklı olması, gazete ve dergilerin olması da, bunu da sevgili gençler bilin. MEB'in soru sorduğu, denediği yerlerden bir tanesidir diyelim. Mustafa Kemal'in sözü. Bayları açıklamak istiyorum ki ilk esin ana baba kucağından, yani esinlenmek ana baba kucağından sonra okuldaki eğitimcinin dilinden, vicdanından ve eğitiminden gelir. Yani şunu diyor Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in gittiği okullara bakacağız sevgili gençler. Mustafa Kemal farklı şehirlerde eğitim görmüş. İlk önce Selanik, ardından Manastır, ardından İstanbul'a gelerek eğitim hayatını Mustafa Kemal şekillendirmiştir. Buradaki Mustafa Kemal okulun parçalarını ben okey, bazılarını neyi anlatmak istiyor size, o çıkarımları beraber yapalım. Bu önemlidir. Bunu hep sorarlar, deneme sınavlarında hep örnek sorularda da veriyorum. Sevgili gençler, hepsini okumayacağım. Çocukluğuma ilişkin hatırladığım ilk şey okula gitmek meselesiyle ilgilidir. Bu meseleden dolayı annem ve babam arasında bir mücadele vardı. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrük dairesi memur olan babam ise o zaman yine açılan Şevçi Efendi okuluna devam etmemi ve yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi ustaca çözdü. Önce mahalle mektebine başladım. Ardından annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebine ayrılıp Şevçi Efendi okuluna yazıldım. Yani şunu bilmeniz gerekiyor bu örnekte. Osmanlı Devleti zamanında sevgili gençler eğitim ve öğretimde birlik yoktu. Yani onu şöyle hemen istiyorsanız yazalım size buraya. Buraya yazmış olalım hemen. Önemli söyleyelim sevgili gençler bunu size. Eğitim ve öğretimde birlik yoksa kültürel birlik de yok. Kültürel birlik yoksa isyanlar çoktur. MEB hep bunu size sorgular. Eğitim ve öğretimde birlik olmaması kültürel birliğe zarar verir. Mustafa Kemal de annesi mahalle mektebine gitmesini istiyor. Şey, ne olmasını istiyor? Orada mahalle mektebinde var, çocuklar amin alayları vardır. Şey, dini törenlerle okula gider. Annesi bunu görmek istiyor. Babası ise modern eğitim almasından yanadır. Başka Osmanlı Devleti'nde medreseler vardır, askeri okullar vardır, teknik okullar vardır, sivil eğitim veren okullar vardır. Gördüğünüz gibi çok parçalı bir yapıya sahip. Bu parçalı yapı eşittir eğitim ve öğretimde birliğin olmadığı anlamına gelir. Sizden bilmenizi istenen kavram, kazanım sevgili gençler budur. Diğer örnek, Selanik Büyükelçisi'ndeyken mahallemizin binbaşı kademiyeli olan Ahmet askeri üstü ortaokul devam ediyor. Askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra subaylar görüyordum. Subay olmak için askeri üstüne girmek gerektiğini anlıyordum demiş. Yani Mustafa Kemal şöyle, asker olmak istiyor. Annesi asker olmasını istemiyor. Mustafa Kemal'in sorular da karşınıza geliyor. Kimden etkilenmiş? Binbaşı Kadri Beyinoğlu Ahmet'in üniformalı görmesi Mustafa Kemal'in askerlik mesleğine girmesinde etkili olmuştur. Kısaca diyebiliriz. Annesinden gizli şekilde sıralara girmesi, onun kararlı olduğunu ve askerlik mesleğini sevdiğini söyleyebiliriz. Asker üşüdeyken en çok matematik dersine ilgi duydum demiş. Kısa zamanda matematik öğretmenim kadar bilgi sahibi oldum. Matematikle ilgili sorular yazdım. Matematik öğretmenim bu sorulara yazılı olarak cevap veriyordu. Benim ismim Mustafa. Bir gün bana oğlum senin de ismin Mustafa beğendim. Bu böyle olmayacak. Aralarında bir fark olmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun dedi. O zamanlar beri gerçekten Mustafa Kemal adı gerçekten Mustafa Kemal kaldı. Yani şunu bilelim. Özetle hızlı okumaya çalışıyorum ama ben bunu bir tekrarını yapacağım size bir özetini. Mustafa Kemal askeri üssüye girdiğinde matematik öğretmeni onun hayatında önemli. Ona Kemal ismini ve Mustafa Kemal oluyor. Mustafa Kemal burada başarılı bir öğrenci. Orada Fransızca öğretmeni de Mustafa Kemal hayatına önemli katkıları, Fransızcasını ilk temellerini vermiş oldu diyelim. Matematik öğretmeni sert bir adamdı. Sınıfta birinci, ikinciyi tanımıyordu. Aranızda kimler kendine güveniyorsa katsınlar. Onlara çalıştırma danışmanı yapacağım dedi. Önce duraksadım. Ayağı öyle kalktı ki ben kalkmamayı yeğledim. Bunların birinin danışmanlığı altına girdim. Ama kısa zamanda dayanma gücüm son noktaya geldi. Ayağa kalkarak ben bundan iyi yaparım dedim. Bunun üzerine öğretmenim beni çalışma danışmanı yaptı. Eski danışmanım da benim danışmanlığıma verdi.
Yani burada neyi göreceksiniz? Mustafa Kemal burada lider davranıyor. Mustafa Kemal burada kendine güveniyor. Yani ben bunu daha iyi yaparım. Yani kişilik özelliklerimden bir size derste sonunda bahsedeceğim. Mustafa Kemal burada liderliği, kendine güveni ön plana çıkmış diyebiliriz. Diğer bir okulun parçasını şöyle, çünkü bunu da siz de okuyacaksınız. Manastas Kedi Adası'nda Fransızca'da geriydim. Öğretmenim benimle çok ilgileniyor sadece. Ya ben sadece bana uyarılarda bulunuyordu. İlgilenmiyormuş. Bu uyarılar çok gücüme gitti. İlk evi izlediğim zamanında çözüm adına Selanik'e gittiğinde 2-3 ay gizlice Frenler Okulu'nun özel sınıfına gittim. Yani Selanik'e Mustafa Kemal gidiyor tatilde ve Frenler Okulu'na gidiyor. Sevgili gençler, böylece okuldakinden daha fazla Fransızca öğrendim. Edebiyatta fazla ilgim yoktu. Ömer Naci bizim sınıfta gelmişti. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitapları gösterdi. Hiçbirini beğenmedi. Kitapları beğenmemesi gücüme gitti. Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Şiir ve edebiyatla ilgilenmeye başladım. Burada Mustafa Kemal ne yapmış olur, ne diyebiliriz? Kendisinin gelişimine önem vermiş ve Fransızcaya öğrenmek için ayrıca kendisi uğraşmış. Güzel söylemek ve yazmak isteği kalıcıydı. İstanbul Harp Okulu'nda ders aralarında kompozisyon alıştırmaları yapıyorduk. Saat elimizi alıyor. Bu kadar dakika sen, bu kadar dakika ben söyleyeceğim diye yarışmalar düzenleniyor ve tartışmalar yapıyorduk. Okulun öğrenci arasında okunmak üzere el yazılması bir okul gazetesi çıkarttık. İstanbul Askeri Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi'ndeyken Mustafa Kemal faaliyetleri şöyle yapalım. İstanbul Harp Akademisi ve Harp Okulu'nda el yazması bir gazete çıkarttık. Bunu soruyorlar. Size bazen benim insanlarımda bunu bilelim. Sınıf içerisinde küçük bir teşkilatımız vardı. Ben gazetenin yönetim kurulundaydım. Gazetenin yazılan çoğunu da ben yazıyordum. O zaman Mustafa Kemal'in liderliği adı üstünde şurada teşkilatçılığını da görebiliriz. Sorulara bakalım. Hemen burada. Mustafa Kemal Selanik Ülker Üçlüsü'nden ayrılarak Selanik Asker Üçlüsü'ne geçmesinin nedeni nedir? Mustafa Kemal askerlik mesleğini sevmesi, bahsettik milliyetçilik fikrinden Mustafa Kemal ve azınlıklar ayaklanıyor ve Mustafa Kemal de askerlik mesleğine ilgi duyuyor. Şunu siz beraber cevaplarsınız. Sizin üniforma etkenin meslekte var mı? Derste yüz yüze geldiğimizde ya da online derslerinde konuşuruz. Mustafa Kemal mücadelede lider olmasının benimsenmesinde öğrenci yılında yaptığı faaliyetler hangisinin katkısı olmuştur? Gazete ve dergi çıkartması, evet. Arkadaşlar konferans edildiğinde konuşarak yapmasında katabiliriz. Şimdi sevgili gençler, şimdi bu şekilde vermiş ama ben şöyle bir kısa bir hemen şuraya geldiğimizde tekrarımızı yapalım. Şimdi Mustafa Kemal böyle vermiş. Mustafa Kemal ilk önce mahalle mektebine başlıyor sevgili gençler. Mahalle mektebini bitirmiyor gördüğünüz gibi. Ardından Mustafa Kemal babasının isteğiyle Selanik'te yine aynı şekilde Şems Efendi modern tarzda eğitim veren okula gidiyor. Ancak babasının kaybettiği bu okuldayken biz bu okulu bitirdiği olarak alıyoruz. Ardından annesi Mustafa Kemal'in Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ni yani sivil eğitim veren yere götürüyor. Ama burada gördüğünüz Mustafa Kemal askerlik mesleğinden etkileniyor ve gizlice Selanik Askeri Rüştiyesi'ni yani ortaokuluna kayboluyor. Mustafa Kemal burayı bitiriyor yani ilk öğrenimini Selanik'te bitiriyor. Daha sonra Mustafa Kemal manastıra gidiyor ve manastırda askeri idadiye kaydoluyor. Yani idadi lise demek. Burada Mustafa Kemal gördüğünüz Ömer Naci var. Arkadaşlarından var. Ömer Naci onun Fransız özellikle edebiyatla ilgi duymasında etkili. Ve Mustafa Kemal bu manastırdayken yerli yabancı birçok düşünce fikir adamından etkileniyor. Manastır'daki lise hayatını bitirdikten sonra Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu'na gelir. 1902 yılında teğmen rütbesinde bu okulu bitirip 1899'da girer. 1902'de teğmen rütbesine mezun olur. 1902 yılında Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Harp Akademisi'ne girer ve 1905 yılında kurmay yüzbaşı olur. Mustafa Kemal bu okuldan mezun olur. Bu şekilde de bunu özetleyebilirim. Şimdi burada onu söylemiştik. Size hemen askeri rüşyesinin öğretmeni Nakiüddin Bey. Önemli de Fransızcasını geliştiriyordu. Nakiüddin Bey Mustafa Kemal'e ne yapmış? Ülkenin ve toplum geleceği hakkında ilk düşünceleri vermiş, vatan ve cumhuriyetin kurulmasında yardım görmüş Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiüddin Bey'den. Yine Manastır Askeri İdadesi'nde bu sefer tarih öğretmeni var sevgili gençler. Mehmet Tevfik Bey vardır. Mehmet Tevfik Bey Mustafa Kemal tarih bilincini kazandırmasında
önemli bir katkıya sahiptir. Şunu bilin, Mustafa Kemal ne der Tevfik Bey için, Mehmet Tevfik Bey için? Kendisine minnet borcum var. Bana yeni bir ufuk açtı der ve ondan övgüyle bahseder. Mehmet de size sorar ki, bunu altına yazalım, ne katmıştır demiş, tespit edin demiş. Ülkenin geleceği ve sorunlarına ilgilenmesi, tarih sevgisi, bilinci katmıştır öğretmenleri deriz. Size önceden burada vermiş. MEP şöyle, Mustafa Kemal 1902 yılında Teğmen rütbesiyle harp okulunu bitirmiş, harp akademisine geçmiş, 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle harp akademisini tamamlamış ve Mustafa Kemal kurmaylık stajı yapmak üzere Şam 5. Ordu'ya göndermiş. Yani eğitim hayatını Mustafa Kemal'in bu şekilde sevgili gençler bitirebiliriz. Mahalle mektebine gitti, mahalle mektebini bitirmedi. Şemsiye Efendi okulunu bitirdi. Ardından annesini ise Selanik Ülke Rüşvesi'ne gitti, bitirmedi. Selanik Askeri Rüşvesi bitirdi. Matematik öğretmeni ve Fransızca öğretmeni etkiliydi. Manas Askeri Hadisi'nde de edebiyat öğretmeni olarak çok fazla edebiyatla uğraşıyorsun. Edebiyatla ilgilenme, askerlik mesleği ilgilenme de önemlidir. Ömer Naci Manas Askeri Hadisi'nde Mustafa Kemal etkilemiştir. İstanbul Harp Okulu 1902 arkadaşlarıyla gazete ve dergiler çıkartmıştı, hatırlayın. 1905 yılında da İstanbul Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal mezun olmuştu sevgili gençler. Bu şekilde de eğitim hayatını Mustafa Kemal'i görmüş oluruz. Tabii yine burada MEP'te etkinlikler var. Onlar da tekrar bakacağız. Şimdi Burhan'da büyük kahramanlar doğru. Yani Mustafa Kemal eğitim hayatında, askerlik hayatında yaşadıklarını göreceğiz. Yani liderlik yolunda Mustafa Kemal'de bir nevi diyebiliriz. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar kararlı oldukları tarih doğrulamaktadır diyor. Mustafa Kemal birçok sorunla karşılaştı. Balkanlarda doğdu, bahsettiğim fikir akımları vardı, işte azınlık isyanları vardı. Tüm bu çeşitli yapı Mustafa Kemal'i fikiren zenginleştirdi. Aynı zamanda milliyetçilik fikrinin de Mustafa Kemal'in gelişmesinde etkili olmuştu. Şimdi okuyalım şöyle kısa kısa hemen. Balkan'dan durumu göz önüne aldığında Mustafa Kemal'in bu bölgede yetişmesine fikir hayatına nasıl etkisi olmuştur? Olumlu etkileri olmuştur. Diğer düşüncelere saygı duymasında, hoşgörülü olmasında etkili olmuştur. Aynı zamanda azınlık isyanları gördüğünde de Mustafa Kemal'in milliyetçilik fikri gelişmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Okuyalım. Her çocuk gibi Mustafa Kemal ilk terbiye ilhamı ailesinden aldı. Öğretmenler onun karakterini şekillendirmesinde etkili oldu. Mustafa Kemal baskıdan bekleyen bir karakter sahip değildi. Kendisini geliştirmeye gayet gösterdi. Gördüğünüz Fransızca eğitim alması gibi diyebiliriz. Okumaya büyük bir ilgisi vardı Mustafa Kemal, evet. Birçok fikir adamını okur ve onları analiz eder. Mesela birçok yerli ve yabancı düşünce adamı var. Mehmet Tevfik Bey gibi, Jean-Jacques Rousseau gibi, Voltaire gibi, onlardan bahsedeceğiz. Ve Mustafa Kemal Fransızca öğrenmeye teşvik etti. Bu durumda Fransızca Mustafa Kemal bilerek yerli ve yabancı düşünce adamları okumuş ve Fransızca'dan da Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu gibi düşünce adamlarını okumuştu. Mustafa Kemal yabancı bilmesinin ona yerli ve yabancı diğer yabancı gazeteleri okumasında dergi okuyabilmesinin yolunu açtı. Yabancı gazeteleri okuması demek dünyada olan bitenleri Mustafa Kemal'e tanım imkanı sundu ve Batı'yı Mustafa Kemal yakından tanımış oldu. Mustafa Kemal farklı şeylere görev yapması ne olur sevgili gençler? İşte o bölgeleri tanıyor. Mesela nereye? Selanik, Manastır, Şam, Trablusgarp gibi birçok yere gitti ve Mustafa Kemal Osmanlı Devleti hakkında gözlemlerini doğru yapmasına neden olmuştur diyebiliriz. Ve o bölgeleri yakından tanır ve çareler, kurtuluş çareleri hakkında da Mustafa Kemal'de fikirler oluşmuş diyebiliriz. Bu da gittiği okullardaki Mustafa Kemal'e öğretmenlerinin ve düşünce alanının katkılarıyla ilgili bir okuma parçası. Sizin de okumanızı tavsiye ediyorum. Ben burada Mustafa Kemal etkilendiği düşünce adamlarını tanıtacağım. İlk olarak Mustafa Kemal vatan şairi Namık Kemal. Yani Namık Kemal'in fikirlerini Manastır Asiye Dairesi'ndeki Ömer Naci arkadaşı sayesinde okudu. Vatan sevgisi, hürriyet gibi konularda Mustafa Kemal, Namık Kemal'in şiirlerinden etkilenmiş ve meclis konuşmalarında Mustafa Kemal, Namık Kemal'den bahsetmiştir. Vatan şairi duyduğunuzda Namık Kemal diyeceksiniz sevgili gençler. Bir diğeri Mustafa Kemal'in yine millet sevgisinde, milli birlik kavramlarında, vatan sevgisinde etkilendiği kişi Mehmet Emin Yurdakul'dur. Mehmet Emin Yurdakul'da Manastır'da fikirlerini tanıdı ve Mustafa Kemal Mehmet Emin Yurdakul'da Türkçülük fikri akımında etkilenmişti. O yüzden Mehmet Emin Yurdakul'un Ordu'nun Dehsa adlı şiirinde Mustafa Kemal'e de yer veren Yurdakul eserlerinde vatan
millet mini birlik gibi kavramla yoğun bir şekilde işlemiş ve Mustafa Kemal hayatı boyunca bu duygular kalbinde taşımıştır. Mehmet Emin Yurdakul'dan etkilenmiş diyebiliriz. Tabii ki Ziya Gökalp. Öyle Mustafa Kemal Ziya Gökalp'a ne demiş? Vücudumun babası Ali Rıza Efendi ama fikirlerimin babası, bunu soruyorlar bazen size, bunu bilin. Fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp'tir demiş. Yani Ziya Gökalp'le bizzat tanışıyor Selanik'te. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştu. Selanik'e geldiğinde ise Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni anlatacağız size. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ne oluyordu orada arkadaşlar? İttihat ve Terakki Cemiyeti öldü. Mustafa Kemal Ziya Gökalp'le bizzat tanışıyor ve Türkçülük fikrinden Ziya Gökalp'ten etkileniyor. Sevgili gençler, bunu bilin. Bunlar yerli düşünce adamlarından. Tabii ki Tevfik Fikret İnkılap, bunu cümleyi bilin. Ben İnkılap ruhunu ondan aldım der. Yani Tevfik Fikret'ten almıştır. Mustafa Kemal inkılaplar yaparken, yenilikler yaparken Tevfik Fikret'ten etkilenmiş. Tevfik Fikret'in Batı medeniyetini örnek alması, Batıcılıkta Tevfik Fikret'ten Mustafa Kemal örnek almıştır. Tabii ki Mustafa Kemal yabancı düşünce adamlarından etkilenmiş, yani Fransa ihtiyarın getirmiş olduğu düşünce adamları vardı. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot gibi fikir adamları vardı. Bunlar da Mustafa Kemal Fransızca sayesinde, okuma sayesinde öğrenmişti. Ve Mustafa Kemal egemenlik kayısı şahsı milletinden de, milletindir sözünde Jean-Jacques Rousseau'dan esinlenmiş ve söylemişti. Son olarak bitirirsek bunu, Mustafa Kemal yerli ve yabancı birçok aydın fikirlerini istifade etmiş, ancak o bir düşünürün ya da düşünce akımı izleyicisi olarak kalmamış, farklı fikirlere yararlanarak kendi düşünce dünyasını inşa etmiştir. Bu da Mustafa Kemal'in özgür fikirler üretmesine zemin hazırlamıştır. Bu nedenle Mustafa Kemal fikirleri yabancı ideolojilerle açıklanamaz. Yani Mustafa Kemal fikirleri orijinaldir, millidir, bizarittir diyebiliriz. Şimdi sevgili gençler, burada da Mustafa Kemal'in askerlik hayatında yaptıkları var. Burada biz bir ara verelim. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı diyeceğiz. En son çalışma sorularıyla, konu değerlendirme sorularıyla dersimizi bitireceğiz. Ben teşekkür ederim sevgili gençler. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Faydalı olmasını dilerim.